Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 7 Temmuz Çarşamba Elazığ yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Elazığ'da yeni koşulu bir programımız olacak sevgili dostlar. Bir altımız var. Ben e, 7 birinci ve 1. Üçlük Ayağını oynayan arkadaşlar için de bir şeyler size aktarmaya çalışacağım. Elazığ'ı böyle çekiyorum sevgili dostlar. Eee kısa sürecek yani videomuz. E, önde tuttuğum safkanlar var. Onları da sizlere hemen paylaşacağım akabinde. Evet, e, koşuya geldiğimiz zaman 18.30'da bir maiden koşusu dişiler ama 2 yaşlı İngilizler 1100 metre kısa bir mücadelede e, koşacaksa çok süratli bir yarış bizleri bekliyor. 9 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Ben burada Bal gibi'den e, Galip Kılıç'la ilk defa buluştu. Sevgili dostlar bu Adana'dan geliyor. Ayana da seri yani burada daha da seri safkan, seri safkanlar da var da ama bu bal gibiden ben çok etkili bir yarış gelebilir. Dikkat diyorum. Yedili plase ve birinci üçlü ayınımızı bir sürprizle başlayabiliriz. Ben bir nolu bal gibiden yana kullanacağım. ilk şanslı safkanım. İkinci atım iki. Üçüncü atımda dört nolu safkanlarımız olacak. Ben bu iki safkan yani hmm. üç safkanı da kuponumdan ayırmayarak kuponumuza yer vermemiz doğru olacağını düşünüyorum. Tabii ki sizin de tuttuğunuz savkanlar varsa mutlaka ön plana çıkartın. Yedi plase ve birinci üçlü ayımıza 1, 2 ve 4 yeterli olur. Evet ikinci koşu altılı gayrımızın da başlangıç ayağı bir handikap 14-4 rekor Araplar 1800 metre kumla start oluyor. 13 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Ben burada e, ilk koşu çıkartmasını bekledim. 4 safkana e, yer vereceğim. İlk şansı safkanım Veysel Baba diyeceğim. İsa Akyoğuz'da e, Elazığ'da yaptı. Son koşusunu 1200 metre kumunda etkili bir e, üçüncülük elde etti. E, Şanlıurfa'da 1800'e 8.liği var sevgili dostlar. Yani uzunda grup uygun olduğunu düşünüyorum. Uzunda pek varlık gösteremiyor. Orijin olarak iyi bir orijine de sahip. İsa Akyoz'a ben e, farklı bir yarış gelecektir diyorum. İlk şansı ona vereceğim. İkinci attım 8 nolu safkanımız. Bir şövalye yavrusu. Ulu bilge diyeceğiz. O da Halil Parolularla start alıyor. Yaptığı son kuzu o da 1200'de. Kısa mücadelede dördüncülükte ayrıldı. Şimdi uzuna çıkacak. En da 1900'de handikap 14'ü. Yani yine handikap 14 çok güzel bir üçüncülüğe sahip. Ulu Bilge'den de etkili bir koşu gelecektir. Sonradan ikinci oğlu Dumbul Kavçinoğlu Galip Kılıç'la ve de bir nolu Yaşar'ın oğlu Yusuf Cengiz'de e, bu dört safkanın arasında zevkli mücadele bizi bekliyor diye düşünüyorum sevgili dostlar. Sıralamamız 6, 8, 2 ve bir nolu safkanlar olacak. Altılık ayağımızın ilk ayağında. Evet ikinci koşu pardon üçüncü koşu altılı ganyanımızın da ikinci aya oluyor. Handikap 16, 4, 3 ve yukarı İngilizler 1900 metre kumla start alacak. Kalabalık bir koşu 17 İngiliz safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada da 5 safkana yöneleceğim. İlk şans safkanı ikin oğlu Tatvan Bey diyeceğim Galip Kılıç'la. Sevgili dostlar yaptığı koşuları gerçekten Elazığ pistinde iyi koşular sahip şartlı 3'ü kazandı. 1800'e şart 4'te ikinci son koşusunda da Elazığ'da 1600'e ee, güzel bir üçüncülüğü var. Şimdi mesafe daha da uzadı. Tatvan Bey'den çok etkili bir koşu gelecek. Victor Golop gibi uzunu seven bir orijine sahip. Tatvan Beyni ilk şans safkanım. ikinci atım 7 nolu safkanım komandante diyeceğiz. Mehmet Taşkaya yla. bu da e, bu mesafeli iyi sever. Elazığ'da Handikap 16'yı kazanan bir safkanım. Yine Handikap 16 etkili bir koşu gelecektir. Mehmet Taşkaya ile 5. kez buluştu. Hiç birinciliği yok. Bu sefer uzanabilir. Yonoguzko gibi iyi bir orjine sahip. Sonradan 3 nolu sapkanı Velat Kızmaz la. mutlaka ve mutlaka yer verelim. Sonradan 9 nolu Rejo diyeceğiz. Hüseyin Altın Kılıç'la ve son olarak da 10 nolu safkanımız Necmi Altın'la etkili bir koşu beklediğim safkanlardan biri. Sıralamam 2, 7, 3, 9 ve 10 nolu Safkanlar olacak evet dördüncü koşu altılı ayarımızın üçüncü aya dörtlük ayarımızın başlangıç ayı bir maydan koşusu dişilere mahsus iki yaşlı İngilizler bin metre kumluğa start alacak yine bir sürat koşusu bizleri bekliyor burada Lonhart temsilcisi olan Mehmet Taşkaya'yla ilk deva start alacak yarış hayatını Elazığ'da bin metre kumunda üçüncülükle başladı sevgili dostlar 56 günlük aradan sonra tekrar dinçlik yarışı yapacaktır. Bu kısa mesafede ben çok çok etkili bir koşu bekleyeceğim ondan ve de kuponumda yarın yalnız başına bırakacağım Mehmet Taşkayla bu grubu geçmesini bekliyorum altınolu Last Sun benim banko adayımdır ve de banko olarak bırakacağım. Evet 5. koşumuza geçtiğimiz zaman şartlı 3 yamak 1 4 ve yukarı Araplar 1800 metre kumla start alıyor. 2. üçlü ayarımızın başlangıç ayağı 7 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada da 4 safkana yöneleceğim sevgili dostlar. İlk şans vereceğim atım burada 3 nolu e, gün hanım diyeceğim. O da Abdullah Çankaya ile Üçüncü kez buluştu. Yaptığı son kursunu Urfa'da 1800'ü kazandı. Elazığ'da 1600 ile 3. lük tek kara dönecek olan 16 günlük aradan sonra e, dinlenmiş bir şekilde Han gibi iyi bir orijine sahip olan 3 nol günüşük hanım benim ilk şansı tercihim olacak. İkinci atım lider kral diyeceğiz. O da Fesih Çetin başta start alıyor. İlk buluşmasında kazanma başarısı gösterdi. Şanlıurfa'da 1200'ü kazanarak Handikap 16'da şimdi e, Elazığ geri döndü. Yani uzun mesafeli iyi koşa Urfa'da şartlı 2 ile güzel bir dördüncüle sahip olan 2 ile göz ardı etmeyelim. Sonradan bir no Gündüz Kral Meh Mehmet Parlar'la Parlak'la start alıyor. Son 8.liği bizi aldatmasın Elazığ'da. Ee, ben Elazığ pistinde etkili koşu gelecektir yine. Gündüz Kral'a da bir şans verelim. Ve son olarak burada hiç yavan atılmayacak bir sapkanımız Burhan Sarıdal'la ilk defa buluşan dikma ağasına da dikkat derim sevgili dostlar. Sıralamamız 3 2 1 ve 5 nolu safkanlar benim için yeterli olacak. Gerçekten zevkli bir mücadele, zorlu bir koşu bizi bekliyor. Evet 6. koşu şartlı 4. 3 yaşlı İngilizler 1700 metre kumla start ve altılı gayrimenkuluna 5. aya kalabalık bir grup 16 İngiliz atımızın mücadelesi olacak. 1 ekürümüz var. 7 nolu Hakkı Dayı ve de 11 nolu Grav Gorov ekür olarak start alacak. Evet burada da 4 safkan, pardon 3 safkana yöneleceğim. İlk şans safkan Hibiscus diyeceğim. Mehmet Taşkaya ile ilk buluşmasında kazanma başarısı gösterdi. Elazığ'da 1900'ü kazandı. Ee, yine şartlı 5'te mücadele etti. Elazığ'da 1900 yine kazandı. Ee, ben çok çok etkili bir koşu. Hibiscus'tan yine gelecektir. Ee, bu grubu geçmeye en güçlü adaylardan biri dördü ilk şans safkanım. İkinci attım 5 nolu safkanımız Kumlubel. Caner ile etkili koşulara sahip. Elazığ pistini çok çok iyi bir tanıyor sevgili dostlar. Ben etkili bir koşu gelecektir. Son iki dördüncülüğü bizlere aldatmasın. Mutlaka ve mutlaka kuponumuza 5 nolu Kumlubel'e de şans verelim. Ve de son olarak da Necmi Altın'la ilk buluşmasında e, kazanma başarısı gösteren bir bir nolu safkanımıza da bir çarpı atmak doğru olacağını düşünüyorum. Sıralamam 4, 5 ve bir nolu safkanlar olacak. Evet 7. koşu şartlı 2. Dişilere mahsus 4 büyük Araplar 1200 metre kumla start alıyor. 18 Arap atamızın mücadelesini izleyeceğiz. Bir var 5 ile 17 nolu safkanlarımız ekür olarak start alıyor. Evet burada da ben banko adayımdır. Yarın kuponu da banko olarak bırakacağım bir Gobak Bey orijinala Suza Suzani e, o da Halil Parolularla start alıyor. 3 kere 2 kere start aldı. Birini kazandı. 1600'ü kazandı. 1200 handikap 13'te güzel bir ikincilik imza attı. Ben burada kazanmasını e, bekledim. Safkanlardan biri Altınoğlu Suzani benim yarın e, Elazığ altılı gayrımızın son ayında banko adayımdır ve de banko olarak kuponumda şans vereceğim. Evet Bursa'dan aktaracağım. Elazığ programım buydu sevgili dostlar. İnşallah faydalı bir program geçirmeniz dileğiyle tüm yarı herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.